Arkadaşım. Merhabalar. Yaklaş mikrofona. Çok mutluyum şu an. Dediklerimi harfiyen yap. Müdür. Müzisyen, dediklerimi harfiyen yapma müziği çal. Sen de öyle eğlen dur. Kaç sene oldu bir film çekeceksin hocam. Sen bizi delirteceksin. Konuşuyorsun anlamıyor. Yap diyorsun yapamıyor. Uyanmazsan mevzuya genç öleceksin. Fellini'nin feleğini şaşırmışsın. Garanti Tarantino hayranısın. Yazık hocam sana. Bir kendine baksana. Senden ne köy olur ne kasaba. Arkadaşım hoş geldin, hoş geldin. Hoş geldin arkadaşım, arkadaşım hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin arkadaşım. Ver selamını. Arkadaşım gel. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Estağfurullah. Hoş geldiniz merhaba. Çok özür diliyoruz. Bir gecikme oldu. Vallahi bizden kaynaklanmıyor. Ben 11'de sabah giyindim bunları. Hatta iki defa ambulanstakiler geldi pişik yaptı diye ama şu an çok iyiyim. O krem çok iyi geldi. Barış, bunu kullan. Hoş geldin. Bir kremin fanları olduğunu ilk defa hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Bu trafikte geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bu akşam gösterimiz yok. Görüşmek üzere. Gel. Sen Tolga mısın? Sana diyorum. Sana diyorum, sana. Sen misin? Evet. Ne yaptılar sana? Krem işte, pişik vardı. Hayır, hayır. Kafaya da mı sürdüler kremi? Anlamadım. Ha yok, onu şey oluyor. Yok hayır, geçen hafta da böyleydi de. Şimdi daha değişik geldin bana. Evet. Evet, hazırız. Dur şimdi geç gelenler var. Şeyden dolayı, trafikten dolayı. Aha, onlar... Şakayı kaçırdılar mı? Yerleşiyorlar. Ya. Yerleşiyorlar. Evet. Ben de sana şey sorayım o zaman. Nereye yerleşiyorlar? Hayır hayır, ha. Nereye yerleştik ebedi? O şeylerinin oturması gereken yerlere oturuyorlar. Ki koltuk diyoruz. Ha. Doğru, koltuğa oturuyorlar. Evet. Ben sana başka bir şey soracağım, kafamı karıştırma. Nereye kalacak? Mesela İstanbul'da bir yere geç kalmamak için ne yapmak lazım? İstanbul'da yaşamamak lazım. Hayır hayır, öyle değil. İstanbul'da yaşıyorsun. Evet. O bir kere kesin. Ay canım, Allah var. Şimdi mi doğdu? Biraz geciktik tabii, çocuk doğdu artık. Yani yapacak bir şey yok. Estağfurullah. Ha maşallah. Evet. Hazırsan şeyi çağır, müzisyeni çağır. Huzurlarınıza minik. Çok güzelliğe bak sen. Yani. Müzisyen, geç gelen grup senin hemşerin mi? Nerelisin sen? Arkadaşım bu nereli? Hiç oralı değil. Cevap vermedi farkındaysanız. Evet arkadaşım, al mikrofonu arkaya. Hemen başlıyoruz. Evet, seyirci otururken sessiz olun. Oturduktan sonra ama çıldırın bak. Evet arkadaşım. Hazır. Çıkar ceketi. Git kafanı perdeden içeri sok. Sana bir şey takacaklar. Kafanı beğenmedim. Kafamı beğenmediniz. Evet. Ama vücudun burada olsun, ben seninle oynamaya devam edeyim. Benle derken? Ya vücudunla oynayacağım. Alt benliğim. Arkadaşım, kafayı sok perdeden içeri. Ah, ben seninle oynayayım. Ne haber arkadaşım? Ne tarafıma sorduğunuza bağlı. Arkadaşım! Arkadaşım gel buraya. Ya bir gel. Ne yapıyorsunuz orada? Öpüyor, sürekli öpüyor beni. Ben yeter Suzan artık, yeter ya. Ya bu yeter ya, ya gerçekten. Öpüyor olsa kırmızı olursun. Düşün. Suzan'ın ruju hep kırmızı, ben biliyorum. Ne kadar seriyse boya geçemiyor daha. Ha, çıkmayan ruju olabilir. Neler biliyorsunuz? Öyle var, çıkmayan ruj. O kadından çıkmaz, erkekten. Mesela öpüşürken diyorsun ki, ben bu kızı iyi öpemiyor muyum acaba? Ruju hiç çıkmıyor, kafan takılıyor. Sen ne güldün lan? Siz beraber mi yaşıyorsunuz? Arkadaşım!
Evet, ver ceket ver buna. Al papyonu. Şimdi çıkardım daha ceket. Ceket ver, ceket. Başka ceket. Başka ceket. Hazır hissediyorum. Ver, al papyonu. Al, ha benimkini. Al papyonu. Arkadaşım sen nesin biliyor musun? Papyon çıkaran bir adam. Hayır, sen böyle bir abisin. Tamam mı? Evet. Ve bu benim düğün gecem. Arkadaşım yapma ya. Böyle ya, fantastik şeyler yap. Ama hep kıskanırım bayanlarınkini. Böyle bir bayan tanıyor musun? Yeni bir erkek modası işte. Düğünlerde sen erkekler... Böyle bir bayan tanıyor musun? Bacağına papyon takan. Papyon değil. Al canım, çok zarifsin. Evet, sen abisin. Abiyim. Ama çok değişik bir abisin. Böyle kardeşini her şeyden çok kıskanan. Evet. Her şeyden kıskanıyor. Erkek sinek gör mesela. Gör erkek sineği. Aa, erkek sinek. Nasıl anladın? Yüzüme çarptı. Arkadaş! Sinek çarp, lütfen. Böyle yapacaksak çıkayım ben. Ben bu tarz bir insan değilim. Arkadaşım! Aramızda geç gelenler var, olaya vakıf değiller. Canımız sıkılmasın. Hazır hissediyorum. Sineğin erkek olduğunu nasıl anladın? Ha, zenci sinekti o. Şu an Kaliforniya... Arkadaşım! Hayır, tamam, hazır. Yapma pislik, ne olur ya. Sineğin erkek oldu, lüzumsuzca vızıldıyor. Amaçsız gezer erkek sinek. Çok kadın haklı. Olsa ne yapardı? O konacağı yeri bilir. Hiç vakti boşa harcamaz. Ama konduğu yerde vız 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 susmaz. Evet. Evet. 3, 2, 1 Bir saçma bilgilerimiz var değil mi ikimizin de? Evet. Ezgi, gel bacısı ol. Bacısı. Bu senin kız kardeşin. Evet. Ve sen çok kıskançsın. Göster kıskanç erkeği. Görmüyor musun kıskanç erkeği? Sen kendinsin lan o. Ha, o benim. Evet. Beni gör. Göster kendini. Parmak ucunda yürü. Hayır, hayır. Şeyin, bacak parmağının ucunda yürü. Bacak parmağı. Ayak işte, neyse. He. Bacak parmağın, ayak parmağının ucunda yürü. Evet. Şey, yürürken parmak ucundasın, dururken değil. Niye? Öylesin, kıskanç erkekler öyle olur. Peki. Evet, gel kardeşine kıskanç olduğunu hissettir. Öyle bir şey yap ki yani herkes anlasın senin büyük kıskanç olduğunu. Anladın mı? Hayır, hayır, öyle anlamaz o ya. O niye da erkek... Anlarız? Kıskanç erkek parmak ucunda yürür. Anlamıştır. Ya onu ben biliyorum. Bu benim sinemam. Seyirci bilmiyor daha. Evet. Göster. Bir dakika, senin kalçan niye çıkık Brezilyalı gibi? Bizde genetik Brezilya. Ay, bir şey mi koydun arkana? Ne? Ya ne koyuyorum kalçaya bu süre? Dön ya. Bakayım, yan dön. Oğlum sana bir şey koymuşlar oraya. Bana yakında sansür koyacaklar. Müzisyen, ellesene ne o? Oho! Hazır hissediyoruz. Kıskancız, parmak ucu. Evet, parmak ucu. Yürü. Kara sinek, evet. Aynen. Devam. Dur, 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 dur. Aldın mı müziği? Şey, pardon, verdin mi müziği? Evet. Yürü arkadaşım. Sen sabah bakkala mı gittin? Evet abi. Ya! Sana peynir yap diye eve inek aldım. Kestik! İneği kestik! Hayır ulan! Nasıl peynir yapacağız artık? Kıskandığım için ineği kestim. Evet, dur, bence dur. İyi gidiyor. Hayır, Ezgi'nin önüne gel, arkanı dön. Şey, hayır hayır. Bize... Ata sırtıma. Şey, hayır hayır, Ezgi arkasını yırtsana onun. Nereyi? Yırtmacını, ha yırtmacını ayır, tamam ha. Geçti. Aa, çok farklıyım artık. Hazır. Evet arkadaşım, gel. İnek alamazsın eve. Arkadaşım mantıklı bir şey söyle. Evet. Tamam, evet Ezgi, sen evet. Çok sakin salaksın, tamam? Tamam. Evet, 3, 2, 1 gel. Gel eve. Gel, ayakkabı çıkar. Odadan odaya geçerken ayakkabı çıkarıyorsun. Evin içine? Evet, her odanın ayakkabısı farklı. Titiz kız kardeşim. Sen çık, ben anca gelirim. Arkadaşım! Tuvalete kadar 4 ayakkabı giyip. Arkadaşım! Dön, ayakkabını giyerken konuşmaya başla. Kıskanç abi konuşmasına başla. Ayakkabı normalde evde giymem ama seni topuklarımdan bile kıskandığım için ayakkabıyla örtüyorum topuklarımı. Niye konuşayım kıskançlığımla? Ya konuş işte, evet, kıskançlığını belli et. Sen geçen bakkala gitmişsin öyle mi? Evet abi. Niye bakkala gittin? Ekmek aldım. Bu kıskanacak bir tarafı yok. Hayır, hayır. Kendini korur ama bu. Var arkadaşım. De ki, bakkal... Ekmek alırken, ekmek dolabını açarken bakkala arkana mı döndün önüme? Evet. Bakkal ekmek dolabını açarken, ekmek alırken bakkala... Önüne döndün arkana mı?
Yo. Çok ortaya bir cevap verdi. Niye ekmek dolabı aşağıda? Evet. Peki o bakkalın ekmek dolabını niye aşağıda böyle? Bilmiyorum abi, öyle nasıl yapmışlar. Nasıl bilmiyorsun? Ekmek dolabının niye aşağıda olduğunu bilmediğin bir bakkala niye ekmek alıyoruz? Arkadaşım, sen neden olduğunu tatbik et ona, göster. Çünkü bağırarak. Çünkü ekmek... Yüksel! Komple mi? Hayır, hayır. İçinde sinir olarak yüksel. He. Çünkü ekmek dolabı aşağıda olmaz. Ekmek tozlanır. Ekmek dolabı yukarıda olur. Ancak gelen müşteriye bakmak isteyen bakkal ekmek dolabını aşağı koyar. Galiba pantolon söküldü. Arkadaşım! Artık kıskanacak hiçbir şeyim yok. Arkadaşım! Yapma, gel. Ve İzgi'deki, gerçekten geçen gün de ben varken orada dolabın arkasından kalkıp bana baktı de, sen o sırada kalp krizi geçir. Çünkü sen aşırı kıskanınca kalp krizi geçiriyorsun. Evet Ezgi. Ay abi. Gerçekten. Geçen ben yine eğildim, o da dolabın üstünden kalktı. Böyle eğildin. Böyle eğildi. O da kalktı böyle dolabın üstünden bana baktı. Demek o yüzdendi. Çok kıskan. Çok kıskandım. Bu kimi kıskanıyor? Ya sen kıskanmıyorsun. Ben sana kilitlendim arkadaşım. Ha. Sen kalp krizi geçireceksin. Geçiriyorum bunu ama o kadar kuvvetliyim ki çok belli olmuyor. Arkadaşım belli olsun. Bildiğin, İçime geçiriyorum. En kuvvetsiz kalp krizini geçir. En kuvvetsiz adam kalp krizi geçir. En kuvvetsiz adam? Evet. Kalp krizi kuvvetli mi? Evet. Ha ondan demek adam öyle yaptı abi. Ah! Ne oldu? Ah! Ne oldu? Kalp krizi geçiriyorum. Nerede geçiriyorsun lan krizi? Benim kalbim büyük prostata vuruyor. Arkadaşım! Ah! Arkadaşım olmaz! Ne kalp yapayım? Krizi sırta vurur. Prostata vuran kalp olur mu? Son sözünü. Ha ondan demek adam öyle yaptı. Ne yapıyorsun? Kalp krizi sırta vur dediniz. Ulan senin sırtına vurur mısın sen ya? Ha, Hazret, yapma pardon. Şunu. Prodüksiyon bana da bir sandalye, iki masa getirir. İki sandalye, bir masa getirir. Hazır. Evet. Ha demek ondan öyle yaptı. Ah! Ne oldu? Ah! Geçir! Geçir seni! Abi ne oldu? Ay canım benim, çok gençti. Lan geçirsene! Geçireyim daha, la geçireyim. Kalbimi s**eceğim birazdan. Hala daha geçir diyor. Evet, devam et. Gözler kaysın. Ne oldu abi? Yapabileceğim bir şey var mı senin için? Yok, hepimizin yerini yapıyorum. Arkadaşım! Ya böyle neyini kıskanacağım ben? Oh, iyi bakkala git, oh. Arkadaşım! Ne uğraşacağım ya? Gel şuraya. Beni güldürme lan. Gel şuraya. Gel şuraya. Kriz geçir. Önce gözlerinden anlayalım kriz geçirdiğini. Sonra dalaktan anlayacağız. Sonra kalp, tamam mı? Evet. Dalağı ne bundan? Ha? Dalağı ne bundan? Sana ne lan? Sana ne? İçinde kamera koydum ben. Dalağı da çekiyorum. E o zaman görüyorsun ne olduğunu. Ben de debeleniyorum. Arkadaşım şakaydı bu. Evet. Hazır. 3, 2, 1. Ezgi. Ver lafının son harfini. Neydi? Demek ne? Ondandı. Abi? Gözünü göster. Ay nasıl yapıyorsun onları ya? Bana da öğretsene şunu. Kalp, kalp. Abi? Abi dersen öldüm. Bağır Ezgi, komşulara bağır. Komşular. Arkadaşım ölmüyorsun. Devamlı kriz geçiriyorsun sen. Bana ne, öldüm. Hayır, krizde kalıyorsun ya. Seninkisi kronik kalp krizi. Krizde kal. Ağzını ayır, ağzını ayır. Bir şey söylemeye çalış, söyleyeme. Müzisyen koş, suni teneffüse. Komşular. Allah yardım etti, toparladım. Arkadaşım. Cenab-ı Rabbül Alem, toparladım. Beni bana bağışladı. Ya yapma ne olur ya. Hadi lütfen hızlı bir şekilde geçir krizi. Oradan geçir, oradan geçir. Oradan geçir. Oradan geçir diye bir şey var mı? Krizi buradan geçir. Öyle mi? Geçir. Ağzın ayrılsın, aç ağzını. Ah bize doğru. Mülsen, ay, yapış. Semiha teyze gel gel. Abim yine. Mülsen hadi. Semiha teyze kurtar abimi. Ay kız dur, kurtaracağım. Ha? Yok yok, ölmek istiyorum. Ya Mülsen elini koy, yapış. Elini çıkar aradan abi, görüyorum. Nefes alacağım iki yeri de kapadığı için zaten öldüm.
Bir de buraya dizini dayan. Arkadaşım ya. Hiç vücuda oksijen girmesin. Arkadaşım. Hazır. Evet. Ama. Koy ağzını. Evet. Üfle. Ulan üflesene. Arkadaşım nefesin içine gittiğini göster bize. Kestik. Ya bu aralıksız üflüyor adam. Ya sen niye... Bir dakika dur dur. Bağırsağımı toplayayım şuradan da. Durmadan üflenir mi ya? Arkadaşım bana versen oyunla içine nefes gittiğini. Ya sen kurbanda kuzu şişirmedin mi? Öyle alacaksın nefesi içine. Ezgi. Evet. Abine şey yap, sen de alttan bacaklarla kalp masajı yap. Ya bunlar buraya gömecek beni ya. Bacakların üzeri, bacaklara baskı uygulayarak kalp masajı. Bacağı kaldır, bacağı, indir, bacağı, kaldır. Kalça hadi, bacağı. Pardon. Herkesin aklı nerede ya? Evet, sen düşmüşsün. Şey, müzisyen, çok sert bir şekilde kafayı al, kendine çek. Ver şeyi. Evet, 3, 2, 1. Al kafayı. Yavaş, ayu, yavaş. Ya ağzına çeksene kafayı. Bu ne yapıyor tulumbacı? Kalp masajı yapıyor. Bana can basıyor. Ezgi, biraz daha yükseğe. Ve Ezgi, şey, ağzınla da şey yap. Mesela şey, gemiciler yapar ya, hey ya mola, hey ya mola, sen de ona benzer bir şey bul. Yap, yap bana, bana ne? Lan geçirsene sen! Arkadaşım geçirsene! Evet, konuş ama konuş ama. Hey ya mola, hey ya mola, hey ya mola, evet, hey. Hemen düzelirsin, düzel hey arkadaşım, mola, düzel. Hey ya mola, düzel. Hey ya mola, çok güzel. İyi geldi. Ha, çay koyuyorum abi, çok, gel. Koy, koy. Bir de o DVD'yi çıkar DVD player'dan. Öyle ölmeyeyim bir daha, dikkat et. Arkadaşım, kalk hemen, düzel, düzel. Seniha teyzenin elini öp, teşekkür et. Vaktiniz varsa biraz elinizi öpeceğim. Çok teşekkür ediyorum, hayatımı kurtardınız. Çok. Bu kız beni bir gün öldürecek, bu kız beni öldürecek. Yani bu kız yüzünden kalpten gideceğim bir gün ya. Yemin ediyorum gideceğim. Abicim bir şey yapmadın. Lütfen benimle konuşma, lütfen. Biraz mazbut bir kız ol ya, lütfen istirham ediyorum ya. Bakkalda ne işin var senin ya? İnternetten versene siparişini. Ekmek almaya gittim. Ya internetten sipariş ver ya ekmeği, getirsin. Ben bütün DVD'leri falan ya. İnternetten sipariş... Efendim? Arkadaşım girme şu DVD konusuna ya. Niye ya? Müsen ne bakıyorsun mal gibi, geç yerine. Doyamadı tabii, gel biraz daha hava üfle, gel. Ya arkadaşım dur. Evet, Ezgi de ki, ay abi sana nasıl söyleyeceğim? Söyle. Ay abi sana nasıl söyleyeceğim? Ben nasıl söyleyeceksin? İşte söyleyemediğim şeyi. Belki de söylememende bir hayır var. Acaba söylemesem? Kızlar muhallebicide buluşmak istiyorlar benimle. Gidebilir miyim kızlar? Abicim, kız arkadaşlarım benimle muhallebicide buluşmak istiyor. Gidebilir miyim? Görüyor musun? Görüyor musun? Sanki benim için bir hayat sınavı ya. Kız arkadaşlarıyla muhallebicide. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir. Şimdi kaç kız? 3 tane. Hayır, hayır. Kaç kız? Kaç? Hayır ya! Yapma! Ezgi seni salak buldu, üstüne yükleniyor. Hazır. Hadi söyle. Kaç kız olacaksınız orada? Yani 3 kız, bir belki kız, 4 bir kız. Yani bir kız mı? Bir kız, kızlar bir ben. Dediniz. Bir ha, kız, tamam. Bir ben. Bir kız, bir ben. 2 kız oluyoruz. Kızlar işte oluyor o durumda. Görüyor musun şunu ya? Ya sen Allah aşkına bende bir şey mi deniyorsun ya? Allah aşkına bende bir şey. 2 kız olacaksınız bir, evet, tane pastanede. Evet. Bütün erkekler için hedefsiniz. Ne hedefi? Artık bunu o kadar detaylı da anlatmayayım istersen. Bütün adamlar gelip böyle gözünüzün içine bakacaklar şimdi. Ben ne yapacağım? Rahat uyuyabileceğim mi evde? O zaman ne yapmalısın arkadaşım? Ben de bir kız alayım kendime. Hayır! Ben de geleceğim ulan. Ben de geleceğim. Ama... Ne olarak benim dediğime geldi. Evet, kilitle kapıyı. Seni içeride kilitlediğim için ben tek gidiyorum. Arkadaşım! Kızı alıp da kilitle. Alsa Ezgi bir arkadaş sahneye. O zaman beraber bir gideceğiz. Bir hanım arkadaş pastaneye gideceğimiz. Allah, iki kişi aynı anda geliyor. Ha, evet. Arkadaşım o gelir, sen yürü. Ha öyle mi? Hadi evet, bakalım. Al kızı yürü. Ha. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsminiz ne efendim? Yelda. Yelda Hanım, hoş geldiniz. Merhaba. Yok, cumaya kadar bir 50 lira verir misiniz diyecek. Arada hemen reklam yapıyor. Ne oldu? Hiç anlamadım. Yardan Hanım, siz? Yağdan değil, Yeldan. Ne? Yeldan. Yeldan, tamam Yeldan Hanım. Yolda karşılaşın. Sen git, ben eve kilitleyeceğim. Tamam, gel. 3, 2, 1 gel. Gel. Ben hala evin içindeyim. Sen çıkmadınca evi kilitleyemiyorum. Pardon. Çıktım. Yürüyüşünden kıskan kızı. Bakmayın, bakma. Hayır hayır, senin yürüyüşünden değil. Ha pardon. Kızın yürüyüşüne tak kafayı. Yelda sen şeydesin, şeyin girişinde. Pastanede. Pastanenin girişinde. Evet, evet, hazır. Gör kızı arkadan, bak kızı arkadan, bak. Tövbe yarabbim ya. Ne oldu? Yürür müsün lütfen biraz?
Ama abi ya böyle de olmaz ki. Kısmetim kapanıyor. Lütfen. Abicim tamam, yapma. Tamam geldik şu... Barış burası... bak kıza, bak kıza bak Barış. Bakıyorsun bari çekim yapma. Sonra koyuyorsunuz internete bunları. Arkadaşım. Evet. Müslüm bak kıza. Sen bak, sen biraz büyüksün, sen bak. Arkadaşım. Herkesten irkiliyorsun. Biz sürekli böyle gidip geliyoruz. Pastane yeni kuruluyor buraya. Pastanenin önüne gel. Gel pastanenin önüne. Gel. Evet, kız içeri girerken içeriye bir bak bakalım. Ne var? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şurada durur musun lütfen? Ne bir dakika. Oldu abi? Bir dakika durur musun lütfen şurada ya? Abi arkadaşım bekliyor. Ayıp olacak. Tamam, baktım böyle bir sıkıntılı bir şey var mı? Seni k***dan bile kıskanıyorum, o yüzden. Arkadaşım nasılsın? İyiyim. Dur, önce arkadaşı kontrol et. Arkadaşım, incele arkadaşı. Bir dakika. Kusura bakmayın, aramak zorundayım. Arkadaşım. Çok yaklaşmıştım. Arkadaşım gel. De ki, bir dakika, bir dakika. Öyle herkes arkadaşlık olarak. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Önce biz bir ay, iki ay flört edeceğiz. Doğru düzgün bir insansa arkadaşlık kurabilirsin. Olmaz. Kızı 10 saniyede tanı. Merhabalar, isminiz? Yelda. Çok memnun oldum. Ben memnun oldum. Ezgi'yle arkadaş mısınız? El sıkışından yakın, bir şeyler hissedersin. Yakın, sık elini bir daha. Yakın arkadaşıyım. Aa. Ne oldu abi? Çok etkilendim şu an. Aa ne güzel. Daha oturttur şunları. Lütfen. Buyur, hadi bakalım. Buyurun. Buyurun. Evet, oturttur. Sen de otur. Otursana. Müslüm, sen altını ona ver. Yok, yok. Sırf altındakini verse yeter. Tamam, onu diyoruz işte. Sen ayakta çal. Of be. Bakma lan bana ters ters ikide bir. Teşekkür ediyorum. Evet, arkadaşım. Çağır garsonu. Yavrum, delikanlı, uzun, sevgilim. Yürü Barış. Aslan. Yavuz. Hah, canım Barış, sen miydin? Barış, önce kızlara bak. Merhabalar. Merhaba. Allah Allah, ben eşek miyim burada ya? Siparişi vereceğim herhalde. Kadın kısmı ne için sipariş veriyor ki ben anlamadım. Abi sipariş vermedim, merhaba dedim. Aman merhaba falan, şimdi ne gerek var ki? Şimdi flört mü edeceksin buna yani? Hayır. Ne merhabası? Yani nezaketen sadece bir mekana girdik, o kişiye merhaba lütfen, dedi. Lütfen girerken bismillah dedim ben zaten. Şimdi o hepsi, Allah'ın selamı, hepsine gitti onların o. Ezgi, sen birden şey bağırmaya başla abi. Abi senin yüzünden ne olacağım bana? Evet. Ne diyeyim? Senin yüzünden ne olacağım bana? Evet. Yani ne demek istiyorum? Ya senin yüzünden bana ne olacak? Yani evde ha. Kalacağım, evde duracağım, evde çökeceğim, turşu falan öyle evet. 3-2-1 buyurun. Abi senin yüzünden ne olacak bana böyle? Ha turşu? Lan turşu en sonu. Arkadaşım müdahale etsene. Turşuyu en sona koydum. Turşuya mı müdahale edeyim? Hayır. Yani şey demek istiyor, turşumu mu kuracaksın? Evet. Evet. Ne olacak bana böyle? Hiçbir şeyime izin vermiyorsun. Ya sen ne saçma bir kız oldun ya. Abiye böyle... Ay abi. Hadi bu sefer inşallah abi. Barış yapış Barış. Ezgi hemen bacaktan müdahale. Çabuk hızlı olsun bu sefer. Evet kalk arkadaşım. Evet 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 evet. Evet kalk kalk. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Nerede kaldık? Yani Barış. Ben böyle ne yapacağım? Aa. Evlik, aa. Ya arkadaşım ne yapıyorsun? Aynı yerden alınca tabii. Ya az az geçir. Az geçir. Ben sana çok geçir dediğinde geçireceksin, tamam? Evet, az geçir. Tamam abi, tamam. Bir şey ya, demeyeceğim. Tamam, tamam. Vallahi öleceğim bir gün. Böyle öleceğim ya. Ama birazcık. Sen beni korkutuyorsun ya böyle yapınca. Sen beni korkutuyorsun. Adam gel. Adamın tek işin kimdir, nedir bilmiyoruz. Merhaba, muhallebi. Böyle şey yok. Evet, Barış. Gel. Nasıl bir tatlı yiyeceksiniz? Kaşıklı mı, çatallı mı? Sor. Nasıl bir tatlı yiyeceksiniz? Kaşıklı mı, çatallı mı? Sen benim kardeşime bakıp çatal matal ne biçim konuşuyorsun ya? Ayna mı var burada? Ya usturuplu giy diyorum sana ya. Abi çatal. Ne oluyor lan? Hastanede gördüğümüz muameleye bak. Çatal matal. Lan çatalla ne alakası var kızın? Ama çatallarım kapalı. Ne çatalı? Ben en büyüğünü geçirip burada öleyim. Hayır arkadaşım. Ne yiyorlarsa yesinler. Ulan siz ne pisliksiniz ikiniz. Ben ne yaptım ya? Çatallarım kapalı diyor. Sen niye ayna mayna çatalı aklına getiriyorsun kızın? Ben hep kötüyü düşünüyorum. Hadi biz kızın öyle aklından büyüdük. Çatalı çıkar. Biz öyle büyüdük. Kötüyü düşünerek büyüdük. Ona hazırlıklı olalım ki iyi bir şey olsa mutlu olalım. Tamam Yelda ile konuş çatal meselesini kapat. Yelda çatalın çok güzel. Hayır hayır. Ya çivisi çıkmış bu muhallebicinin ya. Arkadaşım sen girmezsen lafa... Kendi elimle bataklığa getirdim kızı ben ya. Sen lafa girmediği için mal kardeşin öyle konuşuyor. Arkadaşım şimdi Yelda'yı da kıskan, Yelda'ya da bir şey yaptır. Delikanlı sen nereye bakıyorsun ya?
Nereye bakıyorsun? Allah aşkına ya. Ne yaptın zannediyorsun? Geldi Allah, geldi hanım lütfen. Hanımefendiye bakıyorum. Bir dakika, öyle öyle olmaz. Öyle olma. Ben bilmiyorum ki. Nereden bileceğim ki? Geldi komple bir soyunur musun lütfen? Arkadaşım! Hayır, neye baktığını çok merak ediyorum. Arkadaşım! Öyle sahneye çıkma yok bedava. Evet, arkadaşım Gelda'ya göz teması kuruyorum abi müşteriyle. Niye yavrum, sen göz doktoru musun? Niye göz teması kuruyorsun? Sen elinde alacaksın o şeyi, ne de adisyon şeysini alacaksın. Buyurun efendim, ne ikram edebilirim diyeceksin. Bakmayacaksın bile. Şimdi tamam. Sen burada beni tanımıyorsun ki, ne ben vereyim? Nasıl bir insan olduğumu. Hanım göbeği vereyim mi? Arkadaşım geçir hafif. Hanım ayağa göbeği... kalk, adama yürürken garsona oğlum, hafif sen... geçir. Oğlum sen, biz buraya muhallebi... Abi ne olursun kızma. Yok yok, bu sefer biraz ishalim şey... Arkadaşım hayır. Hafif kalp krizi geçirirken bir yandan da dövmeye çalış çocuğu. Yavrum sen... Abi. Sakin ol. Abi. Ay. Buraya gel. Abi. Ya ne duruyorsun? Beni müzisyen öpmeden düzelemem. Yapışsana Barış. Elini ezdim değil mi? Pardon. Ne duruyorsun dedi. Müzisyen gel gel, sen hareketlendin öpme deyince. Koş müzisyen, koş. Oo dur, heyecanlı. Lan koşsana. Bacak bacak. Çok iyiyim. Ha yine çarptım pardon. Çok iyi hissediyorum. Evet şimdi yürü Barış'a. Şimdi yürü Barış'a. Barış'a yürü. Sen ne biçim konuşuyorsun delikanlı ya? Ha yok, hanım göbeği bilmem ne. Ne yaptın zannediyorsun ya? Ben bu hanım kızın abisiyim. Bu da benim kardeşim gibi sayılır. Onun arkadaş olduğu için. Ne yapıyorsun? Abicim sen? Hanım göbeği tatlının adı ya. Niçin bayanları gösteriyorsun sen ya? Ya ben hanım gerçekten ruh hastasıyım yalnız. Bu kadar da olmaz. Hanım göbeği derken seni mi göstereyim abi? Ne ya oldu? Oğlum, ceket küçük olduğu için öyle oluyor. Ne biraz oldu? Biraz da gazım var ondan. Evet arkadaşım, şey yap, çocuğu gönder, ver siparişleri ben vereceğim. Tamam onların nesi yediğini sen. Ne istiyorsunuz? Muhallebi. Muhallebi. Sütlaç. Ne oldu gene lan, sütlaçtan ne oluyor? Yok, eskiden bir şey geldi aklıma, bu ondan. Ne geldi sütlaçtan aklına? Tamam, bir tane muhallebi, bir tane sütlaç. Fırın sütlaç. Bana da fitil getir. En azından ağrıyı kes. Evet Barış, geç yerine, geç yerine. Ezgi şimdi diyorsun utana sıkıla, bir erkek arkadaşın var, tamam mı? Yelda sen de ona yardım ediyorsun, abinle tanıştırmak istiyorsun. Çocukla en son dün öpüştünüz, bütün bunları abine ben yumuşak de salak yumuşak ayağına bayağı götürmüşüm yani. 3, 2, 1, buyurun. Ay nasıl söyleyeceğim Yelda? Yani alıştıralım. Önce abine şey elle temas kur. Abicim bak, sen benim abim sayılırsın. Sana anlatmak istediği bir şey var Ezgi'nin ama. Evet abi. Anlat bakayım, ne oldu? Hayırdır? Yani sen böyle her şeyi... Arkadaşım kalk ayağa, bir şey geliyor. Kalk ayağa, oturma sen. Ne oldu? Anlat, anlat. 2 dakika... Hayır. Hani bir şey geldiğini hissettin, gerilmeye başladın. Daha anlatmadan. Evet. Ulan yani laçka mı olmuş benim kalbim? Bir şey geliyor lan, bir şey geliyor. Bir şey geliyordu. Abicim, eğer genç kız gibi ben de kendi hayatıma bakmaya çalışıyorum. Sonuçta ben de zamanla hayırlı bir insan buldum. Birden bağır arkadaşım. Hayır. Konuşurken o birden bağır. Hayırlı bir insan buldum. Ya tuvalete gitmem lazım. Hayır lan. Arkadaşım tuvalet nereden çıktı ya? Bu ilk ta eski çağlardan. Hayır, şimdi tuvalet nereden çıktı? Şimdi çıkmadı da biraz daha tutarsanız çıkacak. Arkadaşım, sen şeye bağırıyorsun. Yoksa bir erkek mi? Evet, öyle. Evet. Onu sezmişim. Evet. Ezgi, o bağırdığında siz çok korkun. Arkaya devrilin, tekrar yukarı kalkın. Evet. 3, 2, 1, başla. Abicim işte yani hayırlısıyla ben de artık kendi hayatıma bakmak istiyorum. Bana sakın erkek arkadaş falan cümlesini kurma. Ay. Ki erkek arkadaş bir cümle değildir, düşün. Vallahi evet, öyle bir durum var. Yazıklar. Ay. Kusura... Nerede fitil? Arkadaşım düzel. Az geçir, az geçir. Kendi kendine düzelt. Kendi kendine suni teneffüs yap. Kusura bakma abi. O kadar çok oluyor ki artık öğrendim. Yazıklar olsun. Sana verdiğim emekleri, annemle babam seni bana bırakırken dediler ki ona sahip çıkacaksın. Hafif geçir. O babam az şey değildi ama yani. Değildi. Yani o onun yaptıkları gerçekten... Ne diyorsun lan? Biraz babama geçiriyorum lafı. Hayır. Sen ha
hafif kriz geçir diyor. Pardon, ben de... Babana niye geçiriyorsun? Tövbe bana? Rahmet istedi. Ezgi, senin haberin olmadan da sana sürpriz yapıp buraya çağırdım da arkadaşım büyük geçir. Abicim, evet. Bir de ben sana biraz emrivaki bir şey yaptım. Sen bu sefer kızmazsın diye onu buraya çağırdım. Ya! Evet arkadaşım, hemen operasyona başla. Kendi kendine suni teneffüs yapsana. Yapıyorum. Nasıl yapıyorsun? İşte artık nasıl kıdemli olduysan bu konuda kimseye... Hadi o zaman düzel. Evet. Geçir, geçir. Geçirerek gel. Yazıklar olsun. Sana yazıklar olsun. Senin gibi... Ne yapıyorsun? Bilmiyorum. Ayağınla ne yapıyorsun? Bilmiyorum, şu an kendimde değilim. Ha tamam. Kendin... sürekli kan pompalıyor. Tamam. Al pompayı. Ne? Al pompayı içine. Yazıklar olsun sana. Senin gibi kardeş... Ne oldu abi? Aa. Lan! Pompala sana. Evet, düzel, düzel, düzel. Güzel, ağzından al. Bunu mu? Hayır ulan. Şey, havayı alsana aslan. Düzel gel, düzel gel yanına. Gelsin ulan, gelsin. Artık kabullendin. Gelsin buraya. O buraya gelecek. Tamam abi. Bir de o öpsün beni. Sarp gel. Bir o kaldı mahallede. Bu mu manitası? Evet. Sarp, gir muhallebiciye içeri ama olabildiğince şeysin böyle, sulu. Tamam, evet. 3, 2, 1, gel. Gir içeriye. Hareketlerle gir. Numaralar, hareketler, bir şeyler, bir şeyler yap abiye. Kestik, kestik. Ne yapıyorsun lan? Ben geçireyim mi kalp krizi? Hayır. Arkadaşım, sen bunu gör. Herhalde bu olamaz diye şey yap, konuş kızla. Yani. Bu kadar malı olamaz diye. Evet, Sarp gel. Ne tatlı değil mi? Arkadaşım söyle. Bu olamaz herhalde. Bu kadar değildir falan. Ne geldi aklıma biliyor musun? Hani sen dedin ya erkek... Tövbe abi şimdi söylerken ne tüylerimde kendi erkek arkadaşım diye. Dedim ki bak bak şimdi fantezi ya. Bu olsa ya dedim bir an. Ay Allah sevgili kulusun o. Geçir. Hafif geçir. Bana mı? Arkadaşım hafif geçir. Konuş bir yandan da. Zor konuş. Şaka yapıyorsun. Yok bana. Vallahi tamamen geçirebilirsin. Bu beni yollamaya çalışıyor ya. Ezgi nasıl bir insansın sen? Ay, alışmışım artık diye dedim. Evet Sarp sen şey bir hareket yap. Sihirbazsın tamam mı? Öyle bir hareket yap ona. Bir sihir yap abi etkile. Evet 3, 2, 1 buyurun. Sihir şeylerim... Pantolonu indirmeden bir sihir yap. O kadar da şaşırtma. Zaten kriz geçiriyorum sürekli. Arkadaşım neye şaşırıyor olabilirsin? Bilmiyorum ne bileyim ben işte. Evet. Gel önüne atla. Babacığım, abiciğim diye. Abiciğim, size muhteşem bir şaka... Muhteşem mi? Evet, size muhteşem bir numara yapmak üzereyim. Hazır mısınız? Oturup yok mu edeceğim? Nasıl yaptın onu? Etkilensene. Ulan arkada çay koyamıyorsun kendine. Abim biraz gerildi yine. Kusura bakma tuvalet yollamayınca tabii içime işedim tazikten her yerime. Çok özür diliyorum, çok özür diliyorum. Ben gideyim diye yalvardım. Tuttunuz pantolon da sık oldu işte. Hep omzuma dur. Şimdi delikanlı senin ismin ne? Sarp. Ne iş yapıyorsun yavrum sen? Hareketi görmedin mi abi de? Hareketi görmedin mi abi? Bu mu bulduğun adam senin? Evet. Oradan oraya lamba atıyor. He. Çok güzel hareket ya. Çok Allah mesut etsin. Sağ ol. Ne haliniz varsa görün. Cehennem hayır arkadaşım kadar... gel şuraya ya. Sarp parmağı size verebilir miyim de? Hangisini? Yananı. Hangisini en az kullanıyorsan Sarp'cığım? Ne saçma bir insan. Ya yürü kalk gidiyoruz muhallebi. Arkadaşım. Senin de getireceğin muhallebinin içine tüküreyim ben be. Muhallebiye yakın çekim yapıyor orada. Evet Sarp söyle. Sana... Abi bir şey söyleyeceğim. Abi bir şey söyleyeceğim. Parmak ister misin? Demek ki bir üroloğa aşıksın. Tebrik ediyorum. Böyle gerzek bir muhabbet ömrümde duymadım ya. Arkadaşım. İyi günler, hoş geldiniz. Afiyet olsun. Parmak ister misin? Arkadaşım. Benim.
Şey, geç çocuğun yanına. Senin tam yaşın ya. Senin kafa devam prostata gidiyor. Evet, şimdi sen parmak ister misin de? Sen dedi ki, yananı mı? Evet, buyurun. Bende de yanacak mı? Evet. Evet, 3-2-1. Lan tamam. Müslüm çalsana. Tamam, tamam. Bu ilişkiye izin veriyorum ben. Arkadaşım, hayır. Müslüm'ün altını ver. Ah, balım seni unuttuk orada, affedersin. Evet, söyle Sarp. Hareketlerle yap ama bunu, parmağı. Hoppa. Parmağı ister misin peki? Al abi, al. Çok zevkli. Görüşürüz. Gel, gel buraya, gel. Gel, kaçtı. Arkadaşım, kız beyinsiz. Yapacak bir şey yok. Ben bunun neyini kıskanıyorum? Bu ayarsız zaten ya. Ben salayım bunu, ne olacaksa olsun. Ha, saçmalama. Pis insan. Evet, çocuğu sevmedin sen. Söyle. Yavrum, kardeşimin yanında bir daha görmeyeceğim. Elini, çek elini. Kardeşimin yanında bir daha görmeyeceğim. Ağzını bunu kırarım. Bütün parmaklarını yakarım senin. At kendini adamın önüne, seviyorsun. Seviyorum seni. Onu değil ulan. Bu bizim kaybolan kardeşimiz olabilir ya. Aynı manyaklık onda da var. Şimdi. Sarp bağırarak de ki, ben seviyorum ulan. Ben seviyorum ulan. Ben de. Ey yavrum be. Allah aşkına soyunur musun ya? Arkadaşım. Nedense oraya bağlıyor. Arkadaşım yapma. Sana bağırıyor, sen onu duyunca kız kardeşin de arkana girsin. Kocana de ki hep şakaydı de. Hep şakaydı de. Onlar hep sahnede oyundu de. Şakaydı de. Evet, dön arkanı. Ezgi. Hayır. Pardon, ben aradan duyduğuma uydum, pardon. Kalk şuradan be, bir parmakla kafamızı... Arkadaşım, arkadaşım de ki kendini bana nasıl sevdireceksin ulan? Kendini bana nasıl sevdireceksin oğlum sen? Kendini iyi bir insan olduğunu ispatlaman lazım. Dur, bir numaran daha var Sarp. Bir numaram daha var. Şey, kutuyu gönderin, kızla getirsin kutuyu. Kutu mu? Kutu mu? Kız kutuyu getir. Bak abi, şimdi sana ne yapacağım, söyle Sarp. Bak abi, sana şimdi bir numaram var. Çok acayip bir şey. Hadi getir şu kutuyu kız. Evet. Aa, senin üstüne bir şey yok sandım, korktu. Ödüm patladı. Artık dedim, o hale geldik mi? Buyurun. Bu numarayı daha denememiştin. Abimle mi deneyeceksin? Evet, hayırlısıyla. Çok heyecanlı. Nedir bu yavrum? Ne oluyor? Bilmiyorum, nedir? Sadece bıçak sokacak, bir şey yok. Evet. Kutuya mı gireyim? Getirin döner bıçaklarını. Lan bir şey olmaz. İşte bir soyulmadın. Evet. Burada delikler var. Kestik, bir dakika. Lan müzisyen niye ölüm marşı çalıyorsun? Manyak mısın? Ölüm adam marşı sihirbaz. Değil. O ölüm marşı değildi. Ney marşıydı? Emmanuel Bird'ün intro müziği. Siz ne karışıyorsunuz benim müzisyenle? Arama niye giriyorsunuz? 86. Sen yat, çıkar kafayı arkadaşım. Evet, ama paniksin, heyecanlısın. Lan bak, bir yerime sokma ha. Oğlum bak, 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 başıma bir şey gelmeyecek değil mi? Bak, senin için yaptığım şeylere bak, Allah aşkına. Yok abi, çok ünlü biridir o. Abi, bu numarayı ilk defa deneyeceğim. Bakalım, çok heyecanlıyım. Bunlar bacaklarını evet çıkarıyor, öyle mi? Ya öyle tahmin ediyorum. Bu planladığınız bir şey mi? Evet arkadaşım, oradan bacakları çıkar, oradan kafayı. Sana bıçak geldiğinde elinle tut, sana değmeyecek yerden geçir bıçağı. Ne bıçağı? Ama sen bıçağı son şey, Sarp çok hızlı sokacak bıçağı. Oo. Çok eli düzgündür onun ya. Evet evet. Arkadaşım o hızlı sokacak. Sen dirseğinle falan sektir. Eline tutmaya kalkarsan bıçağı. Evet, kesikir. Çıkar kafayı. Evet. Evet. Sarp önce konuş onunla. Evet. Ağzını göreyim. Ağzını göreyim. Heh, tamam. Ağzında bıçak mı var? Hayır. Yok değil mi ağzında? Ağzında bir şey yok. Evet, Sarp, şovuna başla. Sokuyorum ne? Evet, sokuyorum. Hazır mısın? Sok! Evet, hazırız. Seyirci, sok, sok diye bağır. Bağırıyorlar ya, yemin ediyorum. 3, 2, 1, yüksel! Oğlum... Arkadaşım, yok. İçinden geçti, bağırmadın. Çünkü bayağı üstümde o. Bunu içinden geçmiş gibi bağır, tamam, tamam mı? Evet, 3, 2, 1... Al kılıcı! Oğlum, hakikaten ha! Oğlum! Ne oluyor? Alır kardeşimi. Sarp, onun bir karış daha aşağısından sok. Of. Evet, sok bir karış aşağıdan. Yok, 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 yok. Evet. Yok, yok. Yok, yok. Arkadaşım, sen çok mutlusun, şarkı söylüyorsun. Söyle şarkıyı.
Gitti gidiyor yiğidim. Öyle bir şarkı yok. Keşke sabah biraz daha yiydim. Ne oluyor? Daha ne olsun? Nereye soktu lan? Ne oldu? Vallahi soktu. Bence evlenmekte geç bile kaldınız. Ne oldu lan? Hiç yok, gayet iyiyim. Ne yapmışsın sen? Bu dünyaya benden zarar gelmez. Ne yaptın lan çocuğa Sarp? Onu hiç görmediğim için kötü yerlere girmiş olabilir. Evet, geçir arkadaşım. Yapış ağzına. Geçiriyorum de yapışsınlar. Yardım edin. Sen değil, ayı. Kim öpsün lan? Müzisyen. Onun nefesi güçlü. Evet, arkadaşım. Bağır şu çocuğa. Çıkar lan beni buradan falan. Çıkar lan beni buradan. Tamam, abicim. Hayır, tamam. Ezgi, sırtından ver şeyi, desteği. Kalksın öyle. Nasıl? Evet, ver desteği sırtından. Arkadaşım, kalkmaya çalış sen. Ya nasıl kalkayım böyle? Kalkmaya çalış, kaldırın. Allah... Kalk, kalk öyle saldır Sarp'a. Senin ağzını burnunu dağıtırım diye saldır. Ne yapıyorsun lan sen bana diye saldır Sarp'a. Ne oluyor? Ya benim şu an hiçbir şey yapacak halim yok ki. Lan kaldırsanıza şunu. Abi dur. Lan Ezgi kaldırsanıza. Müslüm gel kaldır şunu. Ne oldu? Ne oldu? Şu kadarını söyleyebilirim. En ufak prostat riski yok hayatımda artık. Abicim. Tebrik ediyorum. Arkadaşım. Hayır, çocuğa saldır. Tınzır. Saldır çocuğa. Saldırdım. Saldır arkadaşım. Niye? Saldır çocuğa. Ezgi araya girin. Yelda sen de. Saldır çocuğa. Seni azır bırakırım. Abi ne olur yapma. Hoş tutmadık neyse azır bırakırım. Yalvarırım yapma. Saldır. Azır bırakırım da seni. Abi ne olur yapma. Abi ay. Abi. Azır bırakırım. Kesin donum yırtıldı söyleyeyim. Arkadaşım. Sarp'taki abi şu anda sakinleştireceğim. İkinci bir olayım daha var. Şu anda sakinleştireceğim. İkinci bir olayım daha var. Oğlum seni parçalarım. Üç, kız kardeşim yanına görmeyeceksin nasıl? Üç. Sen neden biliyorsun hareketlerini? Yok, iki tane yaptı bu. Ne demeler duruyor burada? Evet, arkadaşımı zorla oturtun sandalyeye. Sarp, git arkaya. Bak şimdi ikinci ekibimi getiriyorum de. Bak şimdi ikinci ekibimi getiriyorum. İlay git içeri al kutuyu. Yolla ekibi. Sıklar olsun. Sıklar olsun. Ve karşınızda, söyle Sarp. Ve karşınızda... Büyük sanatçı. Büyük sanatçı. Ekip. Ekip. Emanuel ve kardeşleri. Kaşlar bende de olay.
alkışlarla gönder ekibi. Suzan sen kal. Büyük alkışlarla gönder. Ege sağ ol. Arkadaşım, Suzan'a dibin düştü. Kalk ayağa. Evet, yürü. Suzan hemen konuya girdi. Yok, telefonu veriyor bana da. Dibin düştü Suzan'a, çaktırmadan çok yanaş. Özür diliyorum hanımefendi. Allah seni şu parmağını alır mısın şuradan? Hanımefendi, çok özür diliyorum. Bu gece bizi şenlendirdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Sizi tanımak isterim yakından. Ben söyle, Sarp'ın ablasıyım de Suzan. Ben Sarp'ın ablasıyım. Hayır, sen değil. Suzan, sen söyle. Tamam. Ben Sarp'ın ablasıyım. Nasıl tahammül ediyorsun o arkadaşım! Sarp'ın ablasıyım deyince şok ol, birden geçir. Geçir. Sarp'ın ablasıyım. Ah! Oh. Ne oldu? Parmak numarasını biliyor musun? Belki o öğretmiştir. Hayır arkadaşım, o niye öğretsin? Ah, geçiriyorum şu an, vazgeçiriyorum de. Ne oldu beyefendi? Çok, şu an bir enfarktüs geçiriyorum. Sebep? Ben? Suzan Hanım, kendisine şey yapmanız gerekiyor, suni teneffüs. Ah, hemen. Hayır hayır Suzan, niye yapıyorsun? Sen havalı bir sanatçısın ay, ya. Ay affedersiniz. Çok artist havalısın. At, öne adım at, iki adım at. Şey, reddet adamı. Ama hep puanı bekliyordum ben ya. Saçmalama Suzan. Toparladım, toparladım. Hayır. Ben nasıl arkadaşım, bir dayağı kuyusundayım ya? Arkadaşım çok aşık oldun ya. Sarp'ı bile değiştik tavırların. Evet. Çağır Sarp'ı yanına. Evet. Gel bakayım buraya. Hanzer. Çok hoşlanıyorum senden. Arkadaşım! Ne yapıyorsun? O kadar değişmiş tavrım. Lan bu kadar değişir mi bir insan? Bilmiyorum hayır, bir insan. Şey, çocuğa aşk olarak değil. Yani ablan mı? Niye böyle bir ablan olduğunu baştan sevmedin? Ya senin sevmedin. Böyle bir ablan olduğunu sen daha önceden... Eski değişir. Gelsene sen de gir mevzuya. Onlar aklı sütlaçta kaldı onların. Girmeyiz diye. Ya böyle bir ablan olduğunu, böyle mukaddes muhterem bir insan olduğunu niçin söylemedin sen bana ya? Ben fırsat böyle... vermedin abi. Ama sen şimdi böyle ders, sen şimdi bana bu çocuğu böyle tanıtırsan ilk başta ben tabii bir ne yaparım tedirgin olurum. Ama böylesine güzel bir aileden geldiğini görünce... Dedim değil mi? Sana, evet. İnanılmaz bir şey. Suzan sen müzisyeni sor, arkadaşım sen de ona kıskan. Sor müzisyeni. Ne yapayım müzisyeni? Müzisyeni sor, o kim falan, bu şu yakışıklı kim falan. Efendi kim? Onu kanaldan zorla verdiler. Çok yakışıklı. İnanılır gibi değil. Bir de ön taraftan bakarsan. Arkadaşım! Suzan! Kaldırıyor seni. Yapma gel. Arkadaşım gel şuraya, saçmalamayın. Evet. Sen kıskan Suzan'ı, yakışıklıyı sordu diye. Çok yakışıklı bence. Affedersiniz de siz herhalde erkekten anlamıyorsunuz. Yo. Kıskansana! Ah saçların çok güzel. Anam. Arkadaşım! Denefte bulur bana. Ay saçmalama. Terbiyesizlik yapma. Git. Git yanına. Al kadını. Çek kolundan getir. Ya Suzan ya. Bu beni parçalar söyleyeyim. Ya ben... Suzan iki dakika şey olamıyorsun. Ama tamam ya. Allah Allah. Sen buna nasıl makyaj yapıyorsun? Öpüşüyorsunuz kesin siz. Çok kötü kalplisiniz. Hanımefendi çok özür diliyorum. Ben size layık değilim. Hadi kaçtım. Nereye? Bilmiyorum. Ya bir an önce yapın şunu, finalimi yapamıyorum. Ne finali? Biraz da şey. Evet, şey Suzan, sen ona yüz vermiyorsun, sen onu çok kıskanıyorsun. Bu arada Ezgi, sen çocuğu götür. Evet, 3-2-1, buyurun. Hanımefendi, sizin gibi bir hanımefendiyle aynı mekanda bulunmak bile benim için bir onör meselesi. Gerçekten sizi burada tanımış olmak, inanılmaz saz arkadaşlarınız ve o çok kıvrak hanımefendiyi de gördüm. Ona rağmen yine de gözlerimi sizden ayıramadım. Çünkü bana size... bir iki kesik attı orada, sezdim ama o tarz bir erkek değilim ben. Ben çünkü olgun kadından hoşlanıyorum. Yaşanmışlığı olan şeyler benim için çok daha kıymetli. Hayır, yaşamış derken yani yaşamış, gördüğü, geçirdiği... Tecrübe... De ki, bir Sarp'a sor. Suzan, Sarp'ı çağır kardeşine. Sence kardeşim... ablanızdan hoşlanayım mı? Hayır, hayır. Ablası soruyor Sarp'a, sor. Sarp, ne diyorsun bu duruma? Bir daha düşün yani. Geliyor parmak. Çok... 10 numara gerçekten benim abim olsun istiyorum. O kadar muhteşem bir insan. Tabii ben bunun abisi olmak istemiyorum. Çünkü gönlümden beri... Sarp, pazarlığa gir, içsene şununla. 500 lira. Hayır ulan öyle değil. Hayır, ablasını satıyor. Öyle değil. Sen ablamla, ablam seni alırsa sen de bana ne verirsin? Evet. Sen de, evet. Abi, sen ablamı alacaksan ben de senin ablanı alacağım. Hayır ulan. Düz mantık. Bence şahane. Hayır, kardeşini alıyorsun. Kardeşimi alacağım. Ezgi, şunu anlatsana, zorla. Hayatım, anlamadın herhalde.
senin ablanı sen vereceksin. Onun kardeşini de o verecek sana. Bence kimyasal bir bombayla burası komple temizlenmeli ve aşk denilen şeye leke sürülmemeli. Ya Sarp söyle şunu ya abine. Tamam, sen eğer ablamı alacaksan ben de senin kardeşini alacağım. Tamam, madem siz birbirinizi... Hayır, öyle değil. Dönersin arkanı. Olmaz, tamam. Olmaz. Hayır, öyle değil. Olmaz, olmaz diye geçirirken birden döner sarılırsınız. Evet, geçir, dön arkanı geçir. Sebep? Ya hiç bu şey, finali şey yapıyoruz şenlikli. Dön arkanı geçir. Olmaz. Olmaz. Abi ne olur. Yapış Sarp. Hayır. Niye yapışayım? Sen niye yapışıyorsun? Sarp sana suni teneffüs yapacak. Ya yeter, bıktım artık ya. Geçir. Yaşamadığım bir şey yaşamak istiyorum. Arkadaşım. Sen gel. Arkadaşım yapma. Evet, dön. Geçir. Yere düş. Evet, büyük geçir. Oh. Suzan, düş üstüne. Ve nefes alamadığım için aniden ölürüm. Hayır, Sarp yapışsana. Ezgi bacak. Ay. Tamam. Hey ya. Evet, kaldırın. Kalkar arkadaşım, yavaş yavaş kalkar. Kalkar. Ve müzisyen çok şenli bir müzik çalar. Herkes birbirine sarılır. Sarıl. Seyirci alkış. Lan ona niye sarılıyorsun? Suzan'a sarıl. Bana. Hepiniz birbirinize, dördünüz beşinize sarılın. Evet. Tamam, çok yeter. Güzel. Ben kalp krizi geçireyim. Hepsi ayrı bir yerde üflesin. Hayır. Çok güzel bir şey buldun. Şimdi sen... Dur, eyvah. Evet, sen şimdi kalp krizi geçir, yere Allah düş. Allah beni kahretsin, ölemedim ya. Sen geçirirken onlar seni kaldırsınlar, dördü içeri götürsünler, sonra getirsinler. Üç, iki, bir, geçir. Vallahi Suzan çekiyor. Arkadaşım hoş geldin, hoş geldin arkadaşım. Müzisyen arkadaşım gelsin. Arkadaşım gel. Vay be, aslında saçlı olsan, doktor olsan, akıllı olsan fena değilsin. Doktor muyum? Doktorsun. Hem de buralarda değil. Ha, ben 19'luk su satıyorum diye. Sucular da böyle giyiyor? Ha, böyle yapıyor. Sen hem de nerede doktorsun? Hollanda. Hayır, niye Hollanda'nın tıbbı meşhur değil ki? Hastası meşhur. Arkadaşım pislik yapma, ben anladım ben seni. Ben yapmadım ya. Aletli şey değil bu, tıp değil. Jimnastik. Hazır. Evet, şeysin. Amerika'nın neresi en meşhur doktor? Ne bileyim ben Amerika. Dallas. Dallas'ta Dallas Devlet Hastanesi'nin doktorusun. Lan ne gülüyorsun? Bir tek benim gülüşümü battı burada. Onlar her şeye gülüyorlar. Bundan sonra kontrol edip alalım seyirciyi. Arkadaşım. Bilen seyirci gelmesin. Dallas'ın devleti yok mu, hastanesi olmasın? Dallas'ın devleti yok. Hepsi bir devletin altında. Evet. Dallas Devlet Hastanesi'nde ameliyathanecisin. Mühendis mi? İnşaat mühendisi. Hayır. Ameliyathanede takılıyorsun devamlı. Prodüksiyon, ameliyathane yapın buna. Evet. Sen de şimdi orada hemşireye yazıyorsun. Git bir hemşireye yaz ameliyathane yapılırken. Biraz öyle değil ya. Kalacağım. Git hemşireyle konuş. Deniz hemşireyle konuş. Git Deniz hemşireyle konuş. Spor sana çok yaradı. O değil Deniz hemşire. Lan sahnedeki Deniz'le konuşsana. Ha. Deniz gel. Deniz sen takılıyorsun orada. Gel doktor. Doktor olduğunu göster. Doktorlar hemşirelere hep doktor olduğunu belli ederler. Merhaba. Doktorum ben. İnanmıyorsun. Ağzınla söyleme ya. Merhaba. Hayır hayır. Nasıl söyleyeyim? Ay, doktorum işte. Lan hareketlerinle doktor olduğunu belli et. Bu ne ya? Göğsünden mi anlıyoruz doktor olduğunu? Ya bir doktor hareketi yok mudur? Nedir? O ne? Lamancı. Arkadaşım. Saçmalama ya. Sen ne, genel cerrahsın sen. Genel cerrah hareketi... Ha şey bak, neşter hareketi yap. Genel. Bak neşteri göster, neşteri.
Hop. Cırt cırt yap. Öldü. Hayır ya. Cırt cırt yap. Diline sür neşteri böyle. O yüzden mi bu devlet hastanesindeyim? Arkadaşım diline sür neşteri. Kıza göster. Bak son bir bak. Arkadaşım. Ya tersten sürersin böyle hafif. Hafif kanatırsın. Hayır öyle değil ya. Arkadaşım böyle hani psikopatlar bıçağı böyle diline sürer ya. Onun gibi neşteri diline sürüyorsun bak. Ve kan tükür yere. Tersiyle sürmedin mi? Olsun gene de o azıcık şey yaptı. Kızın önüne ya. Tam önüne. Ya ne pislik peşindeyiz burada gene. Arkadaşım doktor olduğunu anlatmamız lazım. Kan tükürüp kandan korkmuyorsun. Tükür. Ya doktor böyle bir şey yapan adam doktor olmaz asıl yani. Bu ne saçma bir hareket. Arkadaşım senin doktor olmuş halin bu. Senden ne beklenir ki başka? Deniz etkilen, sallan. Sen ay. Laparoskopi mi? Arkadaşım. Ah, doktor beysiniz galiba. Evet, doktorum. Necisiniz? Genel. Necisiniz? Genel doktorum. Genel doktor değilsin. Değilim. Necisiniz dediğinde anlaşılmıyor mu? Anlaşılmıyor mu? Hayır. Herkes bunu söylüyor. Hiç anlaşılmıyor benim. Arkadaşım! Ben genel cerrahım. Ay, en sevdiğim bölüm. Bir gün geleyim de bana da gösterin ne yaptığınızı. Genelini mi yoksa özel bir şey? Arkadaşım, at havana kıza. Peşimde ne kadar kız var senin haberin. Çok isterim aslında fakat o kadar çok sizin gibi güzel, sizden güzel olmasın bayan var ki etrafımda. Dön. Böyle bir şeye vaktim yok. Ay, öyle... Hayır, öyle dönme. Pardon. Olduğun yerde İlk ameliyatı dön. Kendine yapmış gibi algıladım ben. Pardon, hazır. Olduğun yerde hızla dön. Hazır neşter var ya böyle sıkıldıkça bir şeyler yapıyor kendine. Tamam. İnanılır gibi değil. Sizinle gerçekten sohbet etmek isterim kalıp ama... ...o kadar çok bayan var ki etrafımda böyle bir şeye vaktim yok. Neyse, görüşmek üzere. Görüşürüz. Çok etkilendim. Yok yok, o kadar etkilenme. Bir şey mi oldu? Hayır lan, yürü. Yürü, ameliyathanene yürü. Evet, tam şeye gelirsin. Ne yapıyorsun? Tam gelirsin, oraya geldiğinde. Ezgi hemen gel, Ezgi gel. Bu ne ya? Ezgi gel. Hoş geldin. Ezgi, hemen kendine bir koca al. Bir koca al kendine. Bir koca alabilir Yalnız miyim yanıma? Yalnız kalıcı olacak, o yüzden iyi seç. Evet, bir bey kocam olarak geliyor şu anda. Evet. Merhaba. Yok, onun kocası. Ben değiştireceğim. İsminiz ne beyefendi? Giray Erdoğan. Cenab-ı Rabbül Alemin. Ses nereden? İsmin ne yavrum? Siz yarattınız. Nereden bileyim? Oradan geliyor. Giray gel geriye. Ezgi şunu yönlendir ya. Ne yapayım ben anlamadım. Ya Giray kocan değil mi? Gir koluna. Evet, evet. Sen iki ay önce buna ameliyat olmuşsun. Fakat içinde şey yapamadın. Söyleyemediğin şeyler var içinde, tarif edemediğin. Biz ona kaka diyoruz. Arkadaşım, ne diyorsun? Kaka. Arkadaşım hayır. Bana gelmenize gerek yok. Kendinize 20 dakika ayırsanız... Arkadaşım. Hazır hissediyorum. Onu unutmamış içinde. İçinde bir şey var hissediyor. Ha. Evet. Gel rahatsız, Ezgi. Rahatsızlığı var. Evet. Gel Ezgi. Benim karnımı açıp kapattıktan sonra sanki içimde şöyle arada da titriyorsun. Evet, 3-2-1. Gel. Doktor bey merhabalar. Yaklaşık bir ay önce beni ameliyat etmiştiniz. Hatırladınız mı? Hala ameliyathanedesiniz ama. Niye eve gitmediniz bir aydır ya? Arkadaşım. Ameliyathanede ne işler var? Ameliyathanede önünde karşı. Sen orada duruyorsun. Senin dükkan orası. Ha, iş çıkar diye müşteri bekliyorum ben ameliyathanede. Evet. Gel keseyim, gel keseyim, gel keseyim. Ya ne pislik biz yere. Ne işin var ameliyathanede? Arkadaşım. Benim şu an gel kendimde olmam lazım. Arkadaşım. Bu, adam ya, gibi duracaksın kapıda. Bu, doktorsun sen. Dümendi. Yanlış bir şey gelmesin. Tamam. Sen doktorsun. Evet. Gel keseyim, gel keseyim. Olmaz öyle. Doktor dedin daha halka kibar. Halka inmeye çalışıyor. Hayır, daha evet. Kibar olacaksın. Neşterimle çizebilirim. O tarz, evet. Söyle. Neşterim var. Çok ince çizerim. Buyurun. Niye devlet hastanesiyim anladın mı? Evet. Buyurun hanımefendi. Buyurun efendi. Doktor.
Doktor Bey merhabalar. Merhabalar. Bir ay önce beni ameliyat etmiştiniz. Hatırladınız mı bilmiyorum. Hayır, o kadar çok hastayım. Kocası gir devreye. Bir dakika hanım, bir dakika hanım dur. Seyirciye dönmezsen çok sevinirim. Yaklaşık 28 milyon kişi böyle tanımasın seni. Hiç hoş olmaz. Dividin çıkar anlamazsın. Hazır. Evet. Yaşadık. Ameliyat falan ne zaman oldu bu? Efendim? Ameliyat falan lütfen konuşurken biraz daha üsluba dikkat edelim yani. Yat yavrum. Arkadaşım! Şimdi anladım bu niye geldi. Arkadaşım! Yapma yapma. Ekip olarak her şeye hazırız. Arkadaşım! Evet. Evet. Giray dayılan şuna. Bir dakika hanım bir dakika da Ezgi'yi tut hanım, kafasından. Bir saniye. Bir dakika kafasından Bekle. Tut Ezgi'yi. Ya bir elinle kafasından tut. Öyle olmaz. Ağır bir şeyle de vur canım sadece. Arkadaşım bir dur ya. Karısı ya. Ya Giray sağ elinle Ezgi'nin kafayı tut. Basket topu tutar gibi önden alından tut. Lan sağ elinle tut. Sağ elinle alından tut. Nerede kalmıştın? Alın alın. Basket topu tutar gibi aç elini. Ha tut. Bir dakika hanım bir dakika onu orada durdur. Evet. Sen Tolga'ya dön. Bir dakika hanım bir dakika. Tolga'ya dön. Evet şimdi koy postanı. Bumcu sok ağzına şunun. Burada ben varken benimle konuşacaksın. Antabiliyor muyum? Antamıyorum. Ya çocukla alay etme. Ben bunu edemedim. Ben dilimi öyle yaptım ona bir şey oldu. Arkadaşım. Bu yakıyor mu hastaneyi? Arkadaşım gel şuraya. Deniz gel. Bismillahirrahmanirrahim. Mayına bastın oğlum. Ya tut elinle kafasını tut. Dön bu tarafa. Evet dur hanım dur. Dur hanım dur. Duruyorum bey daha ne yapayım? Koy postanı tut yakadan. Acil. Hadi yavrum. Giray. Geliyor. Arkadaşım. Koysana Giray postayı. Arkadaşım. Ben az önce ne dedim sana? Beyefendi şimdi ben buradaki sıkıntıyı anlamadım. Hanımefendi galiba ameliyat olmuş. Operasyon geçirdi. Ay. Evet. Ay, bu kadının içinde bir sıkıntı var. Ah. Lütfen bunu halledelim artık. Ah. Ay çok fena titriyorum ara ara. Sıkıntı bence çok da büyütülecek bir şey değil. Hanımefendi üşüyor. Yani hayır arkadaşım. Sen ne hatırladın o anda? Aa. Ana! Evet. Ne yapmıştın kadına? Ne oldu? Ay! Kadının içinde ne unutmuşsun? Pamuk. Serbest meslek mahpusu. Ne bileyim ben? Ben ne olur? Ben kadını bile hatırlamıyorum ki. Nereden hatırlayacağım ne olduğunu? Arkadaşım, o arada düşün. Sen ne zaman ameliyat olmuştun? Sor kadına. Sen ne zaman sünnet olmuştun? Hayır, hayır. Kadın, kadın. Ha, sen ne zaman... Hayır ulan! Kadın ne zaman ameliyat olmuştun diye sor. Çok özür diliyorum. Ne zaman ameliyat olmuştunuz? Yaklaşık bir ay oluyor doktor. Ay. Bir aydır ilk defa mı titriyorsunuz? Hayır ya. Sıklıkla sen... titriyorum. Zaman zaman uzun uzun, zaman zaman kısa kısa. Anlamadım. Arkadaşım, sen de bir ay önce neyini unuttun? Kaybettin. Bir ay önce anneannemi kaybettin. Hayır ya. Anneannem içinizde kaldı. Ulan alet olarak neyini kaybettin? Kiriko. Ya kızın içinde titreyen senin bir ay önce kaybettiğin ne olabilir? Ha, teyzeme Hollanda'dan getirdiğim... Arkadaşım! Cep telefonunu... Cep telefonu tamam. Lütfen şu kamerayı bana verir misin? Arkadaşım, seyirci pislik yapma. Ya evet, burada ya, olan bana oluyor ama. Evet, söyle. Hazır. Ana! O mu arıyor? Ha. Beyefendi şu an aklıma geldi ve utanç içindeyim. Bir ay önce yaklaşık manitalarla yazışmak için aldığım ikinci cep telefonunu ben de kaybettim. Ben de diyorum nerede o telefon? Şimdi sizsiniz ki hanımefendi yaklaşık bir aydır titriyor. Nasıl o girdi bu? Nasıl oldu bu? Bir aydır şarjı bitmiyor mu? Bir dakika dur. Ezgi bir dakika. Giray bir dakika. Giray normalde hastaneye gidiyor musun? Bir dönem çalıştım. Doktor musun? Gitmeye mi çalıştın? Yok hemşireyim. Erkek vallahi mi? Aa eyvallah yaşa süper. O zaman hemşire bu. Hemşire olamaz. Hemşire yani. Şakaya bak. Bir de küçükleri var burada. Hemşire. Öyle öyle öyle. Hemşire. Gerçekten mi? Lan süpermiş. Şansa bak. Evet. 3, 2, 1. Duyun haberi. Dalga mı geçiyorsunuz? Hayır şu an ben de çok büyük bir üzüntü bu içerisindeyim. Bu nasıl bir profesyonellik? Üzüntü içerisindeyim. Çok büyük bir sıkıntı içerisindeyim. Ben bunu nasıl yaptım diye... Beyefendi siz ameliyat esnasında telefonunuzu nasıl yanınızda bulundurursunuz? Hanımefendi şimdi şöyle bir şey oluyor. Ben acilen sizle ameliyat alttan alma alttan. Sen de üstüne. Hayır hayır alttan alma. Nasıl bulundurmam ya? Bizim karnımız acıkmıyor mu? Bizi yaramıyor muyuz?
Tabii son derece saçma. Hanımefendi şundan mütevellit yanımda telefon bulunuyor. Şimdi siz ameliyat ettiğim sırada sizi... beklemediğim bir şey çıkarsa ne yapıyorum? Ya kestik, bir dakika. Kestik, sen beni niye dinlemiyorsun? Saçma çünkü. Hayır, saçma değil. Büfe arıyoruz, bizim de karnımız acıkıyor. Sabahtan akşama kadar kesiyoruz. Dalağını mı yiyeyim? Söyle. Telefonu mu yiyecek? Yemekle ne alakası var? Yemek söylüyor telefonla arkadaşım, yürü. Sen olayı hiç anlamadın. Hanımefendi, ben ameliyat sırasındayken bazen 7 saat ayakta kalıyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Biz de insan olduğumuz için tabii ki de ameliyat sırasında acıkabiliyorum. E ne yapıyorum? Ameliyatı bırakamam ki. Şimdi hastayı kapat, narkozu kes, git oradan döner al gel olmaz. O sırada hemşireme diyorum ki benim telefondan şurada beyi ara. Hemen bana ne yapıyor? Çift kaşarlı sucuklu tost yolluyorlar. Ve o sırada tostum geliyor ve ameliyata devam ediyorum. Vallahi çok ayıp. Değil mi? O arada titre. Ay. Ha pardon. Kim arıyor olabilir? Kim arıyor olabilir? Bir uzanın bakayım. Arkadaşım. Nereden bileyim kim arıyor? Hayır, sen tahmin. Ulan acaba kim arıyor lan? Kaç gündür cevapsız araman var şimdi senin? Şimdi inanır gibi değil, biliyor musun? O telefon da o kadar muhim ki benim için. Yani kim arıyor acaba beni bir aydır? Bak şimdi çalıyor gene. Kim aradı acaba? Ay. Ay çok fenayım. Şunu kim hissediyor? Sor bakayım. Kim hissediyorsun? Sor. Hissediyorum. Ay. İçin çalıyor değil mi? Vallahi çok ısrarcı birisi bu. O zaman yapacak bir şey yok. Tekrar ameliyat yapacağız kendisine. Arkadaşım evet. Al hemen ameliyathaneye, aç kızı. Hemen mi? Hay Allah. İstersen bir ay daha bekleyelim. Mesajlara toplu bakayım. Arkadaşım yapma şunu. Evet. Al kızı ameliyathaneye. Hanımefendi buyurun, üstünüzdekileri komple çıkarın. Utanacak bir şey yok. Tıpta utanma yok. Hayır, üstüne özellikle benim tıp alanında. Üzerindekileri çıkarmasın da üstüne şey geçirsinler. Ameliyat elbisesi. Evet, üstünüze ameliyat şeysi geçirin. Evet. Nerelere gitti aklım hep, gençliğim. Arkadaşım! Efendim? Bunlara su doldurup balon yapar, arkadaşları balkondan atardık böyle şeyleri. Ha. Ne oldu? Geldiği zaman, git zaman doktor olduk işte. Herkes. Bir seferde elini sokman lazım. Ne biçim doktorsun sen? Allah beni kahretsin. Bu zaten daha önce kullanılmış. Neyse, sadece zaten bu 4'ü bana yeter. İğne çok yaptığım bir ameliyat. Hazır hissediyorum. Arkadaşım, şişir. Arkadaşım. Şişir, tak diye sok eli. Bak. İşte bu, daha önce şişirmişler demek ki. Tamam, kalsın öyle, bırak. Evet. Evet. Ezgi, evet. De ki, ben narkozdan korkuyorum. Ay beyefendi, narkozdan korkuyorum. Sanki uyanamayacakmışım gibi geliyor. Hiç korkacak bir şey yok. Zaten ben de narkoz kullanmaktan hoşlanmıyorum. Biraz sık dişini, 2 dakikada bitecek. Arkadaşım! Benim. Olur mu canı yanar? Olur. Eskiden böyleydi. Acır. Azteklerde falan hep böyleydi. Arkadaşım, acır. De ki, kocan elini tutsun. Ben sana lokal yapacağım de. Kocan elini tutsun, ben lokal yapacağım. Evet. Anesteziyi çağır. Anestezi gelsin. Arkadaş. Anesteziyi çağır ne ya? Anesteziyi çağır. Anestezist gelsin. Anestezör. Anestik. Biri gelsin. Sarp gelsene. Sarp mı o? Evet. Yok artık, ben bayağı burada gaza geleceğim. Bu ne yavrum? Bununla bayıltacağız hastayı. Evet, karınıza tüp takacağız, daha az yakacak artık. Arkadaş. Masraflardan kurtulacaksınız. Hazır. Arkadaşım, anestezici yönlendir. Yönlendir. Öyle düz gidiyorsun. Hayır. Sağ kolda halk ekmek var. Sarp ya, kandırıyor seni. Sarp gel tekrar. Sen bütün hastaneleri dolaşıp anestezi yapıyormuşsun. Gel kapıdan gir, kafayı uzat. Dallas Devlet Hastanesi mi de bunu sor. Evet. Şimdi tek çekişte taytı komple çıkaracağım. Gençliğimden yılların verdiği tecrübe. Evet. Anestezi madem rahatsız ediyor, bununla kafanıza vurarak bayıltacağız. Acımaz inşallah. Yok acımaz. Ben anesteziye geldim. O ne oğlum hakikaten? Bu mu anestezi şeysin evet, bu? Evet anestezi yapacağız. Şimdi Nuri mi yaptı bunu? Ya sorsana neresi burası? Neresi burası? Neredeyim? Ameliyathane. Çağrı, ne işin var burada? Bir yere diğere giriyorsun. Götür şunu. Aşağıda yapın sucuklu yumurtayı. Terbiyesiz adamlar. Arkadaşım yapma evet, şunu. Sarp, sen beni dinle. Dallat Devlet Hastanesi mi? Dallat Devlet Hastanesi. Hayır, Dallat lan. Dallat ne ya? Ben Dallat diyorum, sen Dallat diyorsun. Darlat diyor, Dallat Devlet Hastanesi. Hasta gelip darlanıp evet, vazgeçip gidiyor. Dallat de, sen de. Dallat. Söyle lan. Bence hasta bayıldı, tamam. Teşekkür ederiz hocam. Arkadaşım bir dur, söyle. Bak benim parmağım da yanıyor. Dallas Devlet Hastanesi mi? Dallas, Dallas. Sen söyle.
Tamam Suelen, gel, gel, gel. Bunu... Sarp. Öküzsün. Bir mukabil. Evet, çok arkadaşım. Iyiydi. Şey, söyledik, şimdi anestezici size çağırdım. Niye? Birini çağırdım, tam söyleyemiyorum kim olduğunu. Anestezici. Anestezici. Evet. Bize anestezi getirdin mi? Evet. Ya Giray, neresini tutuyorsun kızın? Eli burada hocam. Sen elin orada dursun da şimdi, evet. Ezgi, sen kocana devamlı şey yap. Orası değil, orası değil. Hayır, hayır. Hastanemizin açılışında sizleri de görmekten. Şey, de kocana şöyle, sen ne biçim erkeksin? Adam benim içimde telefon unutmuş. Evet. Kocamın ne alakası var bunda? Ya her şeyin suçlusu kocalardır kadınlar için. Sen ona söyle. Artık ne yaşadık? Sen ne biçim erkeksin? İçimde telefon unutuldu be hayırsız. Bir kere aramadın. Hayır. Büyük mesaj gitti bence. Evet arkadaşım söyle, size lokal yaptırıyorum şimdi de. Size böyle lokal yaptırıyorum bir tane. Yanına şalgam. Ortaya olursa yeriz vallahi. Arkadaşım ne olursun ya. Seyircimiz susun. Siz gülüyorsunuz diye şımarıyor bu. Evet. Yaz sezonunda parmaksız kullanıyoruz böyle. Uçları açık. Evet arkadaşım. Evet. Neydi? Ha lokal yaptıracağım. Nerenizi uyuşturayım? Söyle bana hadi. Hanımefendi lokal yaptıracağım. Nerenizi uyuşturayım? Burayı keseceğim ama nerenizi uyuşturayım? Beyefendi zaten... dalga mı geçiyorsunuz? Evet. Telefon... Hastanemizin bir özelliği de budur. Dalga geçeriz. Neremdeyse orayı uyuşturun rica ederim. Şimdi bilmiyorum. Şimdi hanımefendi bakın. Siz, ben şu an geçen sefer size yaptığım ameliyat nedir? Safra kesesi ameliyatı. Evet. Değil mi? Safra kesesini oralarda bir yerde unuttuk. Fakat şimdi siz 2 ay önce mesela efendim söyleyeyim. Gerçi 1 ay önce oldu ama. Yaklaşık. 15-20 gün önce çok ayaklarınızı üşüttü, osurduysanız bu iyice bir yere kaymış olabilir. Şimdi röntgen çekelim. Çekelim isterseniz. Röntgene çekelim. Vakit yok. Ağzından bak. Röntgen yok. Ağzından bakacağız. Evet. Açtır ağzını. Dik kafayı. Bak oradan içeri iyice. Ağzına soksana gözünü. Lan nasıl göreceksin kızın içini? Ya el fenerini de tutsana yanında. Hayır hayır yanında tutma. Ağzına sok el fenerini, içinde yak. Sen değil ulan. Hastayı korkutarak bayıltıyor. Kızın ağzına tut el fenerini, içine bak nereye gitmiş. Evet hanımefendi. Ayrı çalıyor. Buradan gözükmüyor. Demek ki ne oldu? İyice batın bölgesi. Nereden bakacağız? Ne oluyor ya? Arkadaşım, bir yöntem bul. Kadının telefon neresinde? Nasıl bulacaksın? Doktor sensin. Şimdi ben elle muayene yapabilirim batın bölgesine. Ha, süper fikir. Evet. Tamam. Önümüzdeki hafta mutlaka unutmayalım, yapalım bunu. Hayır, şimdi yap. Şimdi batın bölgesine bak. İnşallah batın inançlarınız yoktur. Batın bölgesi batın çünkü. Ben örtünün altından göremiyorum. Batını şaşırmayayım, siz beni yönlendirin. El yordamıyla şuralara. Hastanemizi batınmayın sonra. Ay. Ne oluyor? Galiba orası. Arkadaşım, evet. Bulmak için ne yapman lazım? Bir daha kolay... sormam lazım. Hayır. Daha kolay bulman için kendini arattır, telefon çalarken bak. Bu hastanede bir tek ben varım. Niye? Başka bir insanı buraya vermezler çünkü. Arkadaşım yapma. Ben ceza diye mi geliyorum? Arkadaşım bu ameliyat başarılı geçerse seni başhekim yapacağım. Başarılı geçmezse? Geçerse. Geçerse. Benim evet. Telefonum yok, nasıl arayacağım bilmiyorum. Ay ki. Seni arattır. Söyle Sarp seni arasın. Sarp beni arasana. Öbür numarandan, manita numarasından arasın. Öbür numaram niye? Manita numaran niye sende varsa o da karışık bir olgu tabii. Hınzır. Evet çalıyor, çalıyor. Söyle Sarp. Çalıyor, çalıyor. Ay. Açarlar biraz. Bak. Arkadaşım nasıl açarlar kadının içinde? Ay açın şunu. Mesaj bırak. Arkadaşım. Sesli mesaj bırakacağız. Ya ben telefon çalarken sen bakacaksın nerede kalmış. Telefon şu an tam batın. Evet. Batın bölgesinde. Teşekkür kapat. Evet arkadaşım. Şimdi kadının karın bölgesine lokal anestezi yaptır. Size böyle bir lokal anestezi. Arkadaşım. Evet. Yaptır. Yavrum göbeğine. Ne yapıyorsun ya? Böyle anestezi mi olur? Kestik. Sarp ne yapıyorsun? Ha, gazını açmayı unuttum ondan oldu. Lan dur! Oğlum... Onu neresine takman lazım ki kız uyuşsun? Yok bu... Dönüyor dolaşıyor aynı yere geliyor. Ha, Ezgi yat sen şuraya!
Onun ucunu açacağız ki gaz ne yapsın hanımefendiyi etkilesin. Gazı böyle etrafa saçacağız. Arkadaş. Arkadaşım kalk. Ne oldu? Hazır hissediyorum. Arkadaşım öyle anestezi yaparsanız genel olur. Ha, öyle mi? Lokal olması için iğne yapmanız lazım kıza. Şimdi hanımefendi lokal anestezi yapacağız. Dolayısıyla oraya getiremiyoruz. Burada lokal yapacağız. Siz buraya kadar gelirsiniz. Hayır arkadaşım ya. Neresine anestezi yapacaksan orayı del, havayı oraya ver. Delene kadar ki acıyı hangi anesteziyle geçireceğiz? Matkapla deldiği için anında deler çıkar o. Evet. Sen bunu tut. Evet. Fışkıran kanı bununla... Tamam. Arkadaşım kızın kafayı başka şeye yönlendir. Başka bir şey anlat delerken. Geçen birinde tablet unuttuk ya. Sen yine iyisin. İnanılır gibi değil. Zırtlat hemen. Yan yatıyor, bütün görüntü kayıyor. Böyle yatıyor, görüntü düzeliyor. İnanılır gibi değil. Neler çekti kadın? Neler çekti? Alabildiniz mi? Neyi? Tableti. Aldık aldık canım. Almaz mıyız ya? Çalışıyor mu? Kadın mı, tablet mi? Tablet. Neye gülüyorsun? Hazır hissediyorum. Evet. Ben deneyeceğim, sen hemen tak de. Ben... Ah! İşte Sağlık Bakanlığı'ndan geldiler ve hastane nihayet kapanıyor. Gerçekten üzüm patladı. Kur'an çarpsın. Bir gün burayı yılacağım içine. Ya bu arkadan hocam yanaşmasın. Lütfen istirham ediyorum. Arkadaşım yapma ya. Suzan. Tamam uyarmışlardı ama unutuyorum ben. Suzan sen niye geldin ki şimdi? Adam suyu... Sen bugünün starısın. Ben her zaman starım yönetmenim. Efsane. Evet. Söyle Sarp'a, ne yapacağını söyle. Paramparça edeceğim. Tamam. Hayır ulan! Şimdi Sarp'cığım, buraya bir delik açıyorum. Güzel bir çerçeve asacağız buraya. Beyefendi, fişi nereye taktınız? Enerjiyi kendimden alıyorum. Vallahi takdir edilesi bir insansınız. Evet. Teşekkür arkadaşım, ederim. Sen kadına, kocasına söyle, kadını oyalasın. Söyle. Beyefendi, siz eşinizin dikkatini başka tarafa çekerseniz ben küçük bir iğne, çok hissetmeyecek. Yani kulak delinmesi gibi bir şey. Hemen oradan lokal anestezi yapacağız. Bu sefer yerine bakalım ne unutacağız, telefonu alıp. İnşallah matkabı unutmazsınız. Göreceğiz. Giray, oyalamak için bir şey yap kadına. Hayatım, senin bu annenler ne zaman gelecek ya? Öldür demedik, oyala dedik. Hazır. Evet, hemen oraya. Evet, verdin anesteziyi. Ay. Ver anesteziyi. Arkadaşım sor bakalım uyuştu mu? Uyuştu mu? Böyle bir hissetmiyorum. Hayır ulan! Ona niye soruyorsun? Kadın, hazır. Sen niye parmağını hissetmiyorsun? O deminden beri böyle tıkıyor ya buraya, gitti. Evet, hanımefendi şu an elimin baskısını hissediyor musunuz? Evet. Biraz daha, biraz daha. Ya. Biraz aç altta. Mesela... Ezgi, nereni hissetmiyorsun? Söyle. Vallahi belden aşağımı hissetmemeye başladım. Hasta sizindir. Arkadaşım, gel buraya. Allah Allah. Ayaklarımı ya, oynatamıyorum. Lütfen, bak. Bak sen ameliyata bak şimdi. Hop. Hop. Çal. Ne oldu lan? Lokman ekimi çal. Evet, at neşleri bakalım acıyacak mı? At leşleri yaşamaz çünkü. Hayır, hayır. Neşleri çak kadına acıyacak mı? Ha, neşleri. Ben de at... Kes karnını bakalım acıyacak mı? Haydi bakalım. Ezgi çok acısın keserken. Hiç uyuş... Sen değil. Kendini niye kesiyorsun? Biliyorum, hanımefendiyi denedim. Tam etkilendirmedi yani. Evet. Dışarıdan daha acıdı hakikaten. Göster neşleri. Normalde çocuk benim bunu cumaları okula götürüyor. El işi dersi var bugün. Evet, makasla kes. De ki sizi acıtmamak için makasla keseceğim, neşterle efendim, değil. Şimdi acıtmamak için ameliyat neşteriyle değil makasla keseceğim. Çünkü siz bizim için çok özel bir hastasınız. Size karşı da mahşubuz. Bir de keserken ne yapacağım karnınıza? Bir de keserken hafif alttan bırakacağım ki narkozu da desin. Ne yapacağım? Çiçek yapacağım. Ayçiçeği deseninde keseceğim de. Sanatkar doktorsun sen. Bir de keserken ne yapacağım? Ayçiçeği deseniyle keseceğim. Buradan topluyoruz bunu. Şöyle yapıyoruz. Bunları böyle büküyoruz. Ve şuradan... inanır gibi değil. Karnını yapıyor, bağırsana. Aa! Hiç uyuşmamışsın işte, sen. İşte Ayçiçeği deseni çıkarıyor. Bravo, tebrik ederim. Sanatkar doktor. Evet. Arkadaşım, kadın bağırıyor. Daha büyük bağır. Aa, çok fena.
Oh. Ay çok kötü. Fulle. Arkadaş. Eski kalk böbreğini gör, bağır. Ay! Böbrek! Değil, böbrek daha arkada. O bilmez, böbrek daha arkada. O göremez. O ne peki? Şu an bağırsağı görüyor. O yüzden hep beraber bağırsak belki de... Değil mi? Şimdi burası şu an kalın bağırsak. Tamam arkadaşım, hadi müdahaleye başlayın. Evet, ara telefonu. Hayır, hayır. İçinde ara. Ya kendi içinde. Kadın. Kızı, evet kadın içinde. Tam ararken ne geldi? Ne? Hayır, ondan ne gelmedi? Şarj aleti. Hayır, hayır. Ne vakti geldi? Aa, kusura bakmayın, tatile çıkıyorum. Benim yıllık iznim var. Arkadaş. Bunu senin... böyle tut, kapanır bu. Sarp söyle. Doktor bey bir şey söyleyeceğim size ama. Doktor bey bir şey söyleyeceğim size ama. Çıksınlar mı? Hayır. Ne geldi? Ne geldi? Hadi git yap gel, tamam. Hayır arkadaşım ya, bir dinle. Bir dinle. Yemek saatiniz geldi. Yemek saatiniz geldi. Dalga mı geçiyorsunuz siz benimle? Operasyon bitmeden yemeğe gidilir mi hiç? Arkadaş şimdi hanımefendi, efendim. Yürü, yürü. Hayır, hayır, şey, olayda yürü. Hanımefendi, bu gibi operasyonların ne zaman biteceği belli olmaz. Fakat doktorun kendine ve ayık olması için ne olması lazım? Karnının tok olması lazım. Şimdi ben çok acıktığım için gözüm kararabilir ve yanlış bir müdahale yapabilirim. Allah muhafaza. Evet arkadaşım, ara. Ne yiyeceğini konuş önce Sarp'la. Karar verin. Her öğlen en büyük problemdir bu, ne yiyeceğim? Her öğlen hastanın en büyük sıkıntısı. Siz ne yersiniz? Allah aşkına bak, bizde. Pide, kaşarlı. Karısı kesilmiş burada pide diyor ya. Türk boyun erkeğinin bu güzelliği. Boyun devrisin inşallah Giray. Evet, pide. Konuş. Sen? Şey... Madem pide, başka yerden söylemeyelim. Aynı yerden. Aynı yerden pide. Küşleme de olabilir. Olur, küşleme daha iyi. Tam ne olduğunu bilmiyorum ama küşleme söyleyelim. Sen de söyleyeceksin. Küşleme. Ara o zaman lokantayı. Madem öyle eliniz demişken bana hamburger söyleyiver. Ben demin baktım, senin daha fazla bir şeye ihtiyacın yok. Bir iki ay daha idare eder. Arkadaşım, bir şey şımarmayın ya. Olayı nerelere getirdiniz? Ciddi bir iş yapıyoruz burada. Ara şeyi, pideciyi. Nerede lan bu pideciyi? Hayır, hayır. Telefonla ara. Orada geçen burada bir yerde unuttuk çünkü pideciyi. Ya ameliyathanede duvar telefonu var. Ankesörlü oradan ara. Aç jetonu. Nasıl oldu lan? Ben kırdım sandım. Pide? Fener pide mi? Evet. İyi günler. İki tane pide, bir tane küşleme rica edeceğim. Küşleme yok. Pide var. Ne oldu? Bekliyorum. Belki fikrini değiştirdin. Hayır arkadaşım, saçma. Bazen böyle bir gel gel yapıyorlar ya. Ya hayır, Allah aşkına yok mu falan dedim. Hayır, şey. O zaman üç tane pide. Tamam, ne göndereyim? Fener pide ya burası. Pil, kalem pil yolu. Üç tane pide diyorum işte. Niye anlamıyor ki beni? Arkadaşım, oranın özelliği var. Fener pide ya orası. Ne ha. Pide yollayayım size? Ha, Akdeniz karışık. Akdeniz yok bizde. Kapat, kapat. Arkadaşım! Çok özür diliyorum, şuradan mesaj atacağım. Arkadaşım! Arkadaşım, ne olur konuş şu pideciyle. Telefon kırıldı. Tamam, şey, Sarp söyledi ki benimki yumurtalı olsun. Yumurtalı olsun benimki. İyi, eve gidince yaparsın. Yok, telefon... Evet arkadaşım, tam devam ederken müzisyen getir pideleri. Vur kapıyı. Tişört senin mi tişört? Ay. Dallas Devlet Hastanesi mi? Ha, elini kolunu sallayarak girseydin, çok sakin gir... Ya beni niye buraya attılar abi ya? Pideler. Çok teşekkür ediyoruz. Borcumuz ne kadar? Kredi kartıyla mı, nakit mi? Şuradan... Arkadaş. Al canım. Sağ ol abi. Al canım. Hocam nakit yok, sen bana yaz. Ne yapıyorsun? Bana yazıyor. Arkadaşım. Arkadaşım ya, saçmalama. Seni yerim ben. Evet, şey, müzisyen, sor, şaşırmışsın. Gel kadının içine bak. Aa, abi bir şey sorabilir miyim ya? Allah cezanı vermesin adam. Neye bakıyorsun? Bizim İstansız. Çok eski hastamız. Daha önce bir hemşiremizi onun içinde unuttuk. Bir gün lafını etmedi. Arkadaşım. Bir gün, Allah'a var şimdi. Bir gün lafını etmedi. Çok iyi insanlar. Arkadaşım dur ya. Ya lütfen bozma şunu ya. Ciddiyetini muhafaza et. Evet. Evet. Tamam, şey, gir içine. Öyle şey mi? Sor, gir içine bak kızın. Bir şey sorabilir miyim? Aa, bir şey sorabilir miyim? Sor. Ya, safra kesesi neresi? O yanda dörtlü kanepe var. Ona ne ya, pideci ne yapacaksın diye sor pideci. Ne yapacaksın safra kesesi? Safra kesesi bu tarafta. Kesede ne olur? Taş.
Hayır, para. Safra kesesinde taş olur. Niye para olsun ya? Belki safraya para diyorlardır. Şaka hadi. Çık yap para getirin. Çık sıradan, çık sıradan. Şaka şaka. Gel buraya, gel. Gel, gel buraya. Gel. Güzel bir şeyler çal. Evet, geç. Şimdi kadının içinden telefonu çıkarırsın ve evet, çıkar kadının içinden telefonu, büyük hava at herkese. Ya telefon yok ki. Şimdi alıyorum de, şu an alıyorum. Şu an galiba. Neyi buldun? Telefonu. Evet, bulunca heyecandan, o ne oldu ne oldu de Ezgi, yüzünden anla doktorun bir şey bulduğunu. Ne oldu, ne oldu? Hissetmiyor musun? Yok. Arkadaşım. Telefonu buldum. Telefonu buldum. Oh, çıktı. Ay, oh. Bulduk. Göster telefonu. Telefonu bulduk. Hala bu modeli kullanıyor olmamız da beni utandırdı şu an. Neden? Şuraya bastır, şuraya bastır. Şuraya bastır. Hanımefendi, geçmiş olsun, büyük geçmiş olsun. Ay, elinize sağlık. Bu ne lan? Bu ne oğlum? O ne? Evet, tatile çıkıyorum. Ameliyathanede olmaması gereken her saçma şey evet, var. Evet arkadaşım, şey telefonu çıkardın, şimdi artistlik yap kocasına, kadına. Ne oldu? Ne oldu çıktı? Dikiver şurayı adam. Ya kızım, siz buraya hiçbir şey koymamışsınız. Bu ne biçim ameliyathane ya? Allah kahretmesin. Ne yapıyorsun ya? Dikiyorum. Neyle dikiyorsun? Tırnak makasıyla. Başka bir şey yok. Arkadaşım, öyle olur mu? Neyle olacak? Ya saçmalama, ne olur. Bunu doktorlar falan izleyecekler, gerçek sanacaklar. Güzel, tamam. Ne yapıyorsun? Yapışacak, bekliyorum. Kuruyunca yapışır o. Arkadaşım, sen tutma. Şey, kocası tutsun. Kocasını elini bastır de, böyle 8 yıl bastıracaksın de. Böyle 8 gibi. 8 gibi bastır, şimdi 8 yıl. Bekle, 8'de bastıracaksın saat. 8 yıl bastıracaksın. 8 yıl bastıracaksın. Tabii. Niye? 8 yılda ancak kaynar orası. Ya ne saçma bir şaka. Kaldır ya. Kadını. Daha kaynamadan. Evet, kaldır. Kaynamadan ocağın üstünden alıyoruz kadını. Bak, böyle de bir doktorum. Ameliyatı yaptım, aynı sünnet gibi gönderiyorum. Bu mu? Evet. İyi misin kız? İyi. Büyük geçmiş olsun. Teşekkürler doktor bey, elinize sağlık. Evet. Ay, bağırsakla ilgili olduğu zaman büyük geçmiş olsun diyoruz. Mesaneyle olunca küçük geçmiş olsun. Öyledir, küçük tuvalet, büyük tuvalet. Arkadaşım ya. Pislik yapma, geç önüne, geç öne. Kızı şeyden çıkar, ameliyathaneden çıkar kızı. Ha. Çıkar ameliyathaneden kızı. Çıkar, hanımefendi, şey yap. Büyük... Gene gelin, gene bekleriz, gene şeyle... Evet. Hanımefendi, büyük geçmiş olsun, yine gelin ama daha güzel sebepler gelin. İnşallah böyle şeyler bir daha başlayın. Ay, sağ olun. Elinize sağlık. Esnaf, sağ ol canım benim. Ya Ezgi ya, ne biçim hastasın adam seni, değişti meşti ya. Sen konuşma zaten, aptal doktor. Siz kaldırdınız hocam. Böyle doktorluk mu olur lan? Ne dediyseniz yaptım. Sana demiyorum, doktor musun sen? Cevabı ben veriyorum. Niye cevap veriyorsun, mala soruyorum. Özür dilerim. Koy şu telefonu yerine. Hayır. Koy telefonu yerine. Arkadaşım. Ya bunu bir doktor seyretse, doktor adayı seyretse, hemşir söyle, bir doktor adayı seyretse ne olur? Bunu doktor adayı seyretse ne olur? Ya sana soruyorum ben. Geç. Bence burada bir şey var. Buraya çıkana bulaşıyor hocam. Arkadaşım. Ver boruyu ver. Hortumu ver. Arkadaşım ya. Arkadaşım çok saçmaladın. Şimdi söyle de ki, burada yaptığım hiçbir şey gerçek değil. Burada yaptığım hiçbir şey gerçek değil. Ve bunu büyük ihtimalle ben söylemesem hiçbir tıp öğrencisi anlamaz. Evet, çok güzel dedin. Şimdi siz anlamayacağınız için şunu da eklemek isterim. Siz anlamayacağınız için şunu da eklemek istiyorum. O telefon içeride kalsaydı ben içerideyken onu şarj edebilirdim. Ya saçmalama! Tıp çok ilerledi. Arkadaşım yap. Gönder gireyi yerine. Sağ olun. Teşekkürler. Güzel, çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarla tamam, gönder. Aman düşme. O salağı da çağır yanına. Kim o? Salağı. Ha, Sarp gel. Öyle anestezi mi olur? Söyle de ki, anestezicililer böyle anestezi yapmayın ki. Evet. Anestezicililer böyle anestezi yapmayın ki. Hala anestezi etkisinde olur. Yönetmen size de bağırmasın. Defol lan içeri. Şey, Ezgi Mola'yı gösterseydi. Ezgi Mola. Kendinize iyi davranın. Teşekkür ederim. Yaşa. Bırak parlak. Özel Atik. Ayağınıza sağlık. Yalova'dan gelen kardeşler, ayağınıza sağlık. Sin sana. Sup sana. Fransa.
Hanım Ferhat. Ayağınıza sağlık. Görüşmek üzere.